Gökderval diye bir antrenör vardı. Sizler hatırlamazsınız. Galatasaray takımımız 14 yıl şampiyon olmamış. Ve Almanya'da Gökderval geldi. Gidildi son iki maçı. Rize'ye gittiler. Orada Rize onları yendi. Beşiktaş'ın iki maçı var. Onun iki maçı var. O hafta Beşiktaş Malatya'ya geldi. Benim de antrenör geldim ilk senesi. Biz Beşiktaş'ı 1-0 yendik. Son iki maçı kaldı. Eğer Beşiktaş bir maç kazanırsa şampiyon olacak. Galatasaray'da iki maç kazanması lazım. Beşiktaş bize kaybetti. Galatasaray birini yendi. O hafta yükterleri taşladılar Rize'den geldikten sonra Galatasaray'da. Yuh falan işte şampiyonluk gitti diye. Ve son maçı evinde oynuyor Beşiktaş. Denizlispor'da. Denizlispor'lu oyuncu 40 metreden topa vurdu. Direkt falan gol oldu ve maç bitti. Beşiktaş berabere kaldı ve şampiyonluk kaybetti. Galatasaray 14 yıl sonra şampiyon oldu. Yükterler de başında. Tabii adam bize biraz borçlu. Beşiktaş'ı, Malatya, biz de yani ortalarda oynayan bir takımız. Çok mutlu oldu tabii. Başarısında. Ve Türkiye dedi ki işte tüm futbolu kurtardı falan ve Florya'ya bir çim sahası yaptırdı. Hep toprak sahalarında çalışılıyordu o dönemde. O çim sahayı yaptırması bile onun için Türk futbolu bir farklılık oldu. Yani bir yenilik getirmiş oldu. Ve adam gidiyor artık. Yolcu edeceğiz onu. Ben de tabii bir dostumuz var. Ben de onu yolcu etmeye gittim. Çünkü Türkiye'de avukat beni çok sever. Gelirken 10 bin kişi karşılar. Giderken 5 kişi yollarız adamı. 5 kişiden biri de ben. Dedim ki ya bizden çok yaşlıydı. İşte Alman milli takım dünya şampiyonu yapmış böyle. Bayağı kariyerli bir adam. Çok da şeker bir insandı. Dedim baba Türkiye'de ne öğrendin sen? Ya Yılmaz dedi bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olurdu. Neden? Ya sizde, bizde de Avrupa'da bakışı. Önce iş sonra insan gelir. Sizde önce insan geliyor sonra iş geliyor. Yani mümkün değil bunu çözmek dedi.